Ekonomik durum şu anda çok büyük sıkıntılarda arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, zaten geçmişten günümüze pek de iyi bir durumda değildi. Allah yukarıda yani. Bir refaha kavuştuğumuz oldu. Ben şahsen 2001'liyim ama ortaokuldan beri kendi açlığımı kendim çıkartıyorum. Sadece kendi başıma çalışıyorum ve kendi geçimimi kendim sağlamaya çalışıyorum. Ama şu anki ekonomide bu imkansız. Şu anda önceden diyordum ki ben Türkiye'de zengin olamazsam hiçbir yerde zengin olmam. Çünkü Türkiye'nin ekonomik durumu, sallantılar, bilinç olarak düşündüğümüz zaman Türkiye'de zengin olmak çok kolaydı. Ama şu an ekonomik kriz yüzünden hayatta kalmak bile bir lüks oldu. Şimdi her zaman haberlere girdiğinizde öğretmenlerin atama olmadığı için intiharlarını veyahut da ne bileyim doktorların yaptıkları müdahaleye karşın hasta yakınlarının onlara uyguladığı şiddetlerden dolayı katliamlarını, ev kiracılarıyla ev sahipleri arasındaki katliamları, aynen gibi problemler sürekli süre gelmekte bu aralar. Özellikle gündemimizde zaten ekonomik krizle alakalı konuşulması gereken şey zaten vay efendim dolarla mı maaş alıyorsun, öyle mi yapıyorsun, böyle mi yapıyorsundan ziyade artık şey olmalı ya. Yani benim üniversite öğrencim, benim gencim refah içerisinde yaşıyor mu? Sen eğer ki şimdi Almanya'nın zamanında bizden işçi alımı tamamıyla nedendi? Şöyle bir durum söz konusu. Almanya'da genç yoktu. Yani nüfusu azdı. Aynen, genç nüfusu az olduğu için Türkiye'den işçi aldı. Bildiğin ithal etti. İşçiler gitti Türkiye'den Almanya'ya. Almanya'da herkes güzel bir hayat sürüyor ama şu anda Türkiye'de kalan ahali Arap. Çünkü niye? Gençlerimiz artık yurt dışına kaçmak için her yolu deniyor. Bizim ekonomik bir gücümüz olmadığı takdirde paramızın veyahut da ne bileyim Türkiye Cumhuriyeti kimliğinin adam akıllı ne bileyim kale alınmadığı bir dünya üzerinde yaşamımız ne kadar mantıklı ki? Peynir ekmek gibi satılıyor şu anda. Aynen öyle. Açık konuşmak gerekirse vay efendim neymiş, ekmek arası soğan yerim, o zaman çok affedersiniz de git köyünde. Ben niye soğan ekmek yiyorum amcık? Ben üniversite öğrencisiyim ya, ben hayatımı yaşamak istiyorken, ben 21 yaşındayım ya, şu saçlarımın haline bak ya, kurban olayım. Biz Kurtuluş Savaşı'nda mıyız ki soğan aynen ekmek yiyelim? Aynen öyle, yani çok saçma bir dönem. Kurtuluş Savaşı olsa dahi biz soğan ekmek yerdik, aynen yedik öyle de zaten. Bizim için problem değil, şartlar ve koşullar ne gerektirirse yaparız tabii ki de, ama ben niye vay efendim ileri mertebedeki insanların yaptığı yanlışlar yüzünden ben bunları çekiyorum ki? Yani benim yapmadığım herhangi bir problem için ben eğer ki sorumlu tutuluyorsam kusura bakmayın da o zaman benim bu memlekette işim yok. Ben kickboksçuyum. Aynı zamanda turnuvalara hazırlanıyorum ama şöyle bir durum söz konusu. Ben her ne kadar turnuvalara da hazırlansam benim bir beslenme önümün olması hep lazım. Hep yalan amına. Ha iyi dedin lan. Bizim beslenme programımızın olması lazım. Spor için kaydımızın olması lazım. Onun için para olması lazım. Ama bunların hiçbiri şu anda yok. Ben nasıl geçineceğim? Nasıl sporumu yapacağım? Milletimi nasıl temsil edeceğim? Böyle bir şey pek mümkün değil. İzninizle ben de artık antrenmanıma gideyim. Teşekkür ederim. Çok İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Geçim sıkıntısı çekiyor musun abi? Elbette çekiyoruz. Yani geçim denen bir şey kalmadı diyebilirim. Alım gücü sıfıra indi. Yani gün geçtikçe her şeyin zamlandığı için, arttığı için istediğin kadar çabala, çalış, uğraş ver. Her şey dibe iniyor. Dolayısıyla alım gücü tamamen sıfır oluyor. Hani şu an kendi ülkemizde biz geçinemiyoruz aslında. Kendi ülkemizde geçim sağlanan yurt dışına gelen, yani ülkemize gelen insanlar geçiriyor. Alışverişinden, yiyeceğinden, içeceğinden, istidamından her alanda sıkıntı. Bu, daha doğrusu ülkenin kaderini bu zihniyet belirliyor. Zihniyet şu, oylama yapıldığı zaman, seçim olduğu zaman yurt dışındaki adam buranın kaderini belirliyor. Tamamıyla dövizle alakalı, yani tüm gelirleri ona dair olduğu için ülkemizi de öyle tema ediyor. Ülkeni tabii ülkemizde ekonomi krizi olması aslında onların işine yarıyor. Dolayısıyla onlar bunun şeyini yiyorlar, ekmeğini yiyorlar da doğrusu. Hem de onlar için güzel olduğu için İslam'ı işte biz gelip dolar bırakıp yazın dolar bırakıyoruz. Kışında işte gidip dolarla hani geçinin misali kendi aslında artığıyla ülkeyi yaşatmaya çalışıyor. Onlarlık bu zihniyet. Efendim? Onlarlık bir şey yok ki, onlar rahat rahat gelip harcama yapıyor. Ya elbette abi, onlarlık bir şey zaten onlarlık hani söz konusu başta. Baştan hani bu sıkıntı baştan geliyor yönetimle alakalı. Şimdi yönetim böyle bir sistem oluşturduğu için tabii onların işine geliyor. Evet ona bir şey yok ama en azından seçim zamanında bunu görmesi lazım. En azından buradan görmesi lazım. Hani normal şeyler tamam da en azından seçime ülkenin kaderi belirlediği zaman bunu görmesi lazım. Bunu da görmüyor. Bunu kendine avantajı olarak görüyor. Dolayısıyla atıyorum orada 2 milyon insan yaşıyorsa ya da 3 milyon. Bu oradaki 3 milyon aslında buradaki 85 milyon insanın kaderi belirliyor. Dolayısıyla bu doğru bir hamle değil. Ya bugün alım gücünden tut. Yani belli aslında bunu görmemek için kör olmak lazım. Tamam
Hani geçim yani ekonomi krizden, eğitim sisteminden, sağlık sisteminden. Bugün mesela çok güzel binalar yapılıyor hastane olarak. Şehir hastaneleri olarak. Binalar çok güzel eyvallah. Ama içerisi boş. Neden boş? Çünkü doktor yok. Doktor niye yok? Çünkü doktora verilen bir değer yok. Doktor ne yapıyor? Doktor dolayısıyla yurt dışına gidiyor. İşte beyin göçü dediğimiz olay burada gerçekleşiyor. Eğitimi nasıl görüyorsun abi? Eğitim sıfır. Neden sıfır? Çünkü eğitim gerçi hala oturmuş değil. Bak bizim jenerasyondan tut bugüne kadar halen eğitim sistemi oturmuş değil. Her gün bir şey değişiyor. Her gün sistem değişiyor. Örneğin kaç sene imam hatipler çoğaltıldı. Örneğin şimdi atıyorum hepsi Anadolu Lisesi mantığına getirdiler. En azından öncesinden statüler farklıydı. Atıyorum bir süper lise, bir Anadolu Lisesi, Fen Lisesi vesaire. Bunlar belliydi. Ona göre bir taban vardı. Şimdi hepsi karışmış durumda. Şimdi ilkokul mesela anaokuldan tut ilkokula kadar, üniversiteye kadar hiçbir şeyde düzen yok. Düzenle birlikte... Bir dakika beyler, terbiyesizlik yapmayın. Tamam. Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Çok öyle. Sabahtan, hayır bak burada küfürlü konuşuyorsun, ben bölmek zorunda kalıyorum. Abi sen kusura. Tamam. Durun, çeksin. Biz de çekeceğim abi. Çıkın. Tamam. Ama şey yapmayın, araya girmeyin. Evet abi, kusura i̇şte, bakma, özür dilerim. Eğitim sisteminden bahsettik ya, bu da eğitim sistemi bir örneğidir aslında. Hani gençliği, yeni jenerasyonu doğru yetiştirmek, doğru egale etmek. Mesela ortam böyle, ortam bu şekilde. Daha doğrusu yani saha bu olduğu için maalesef meyveler böyle yetişiyor. Uyarmamız gerekiyor. Ya, elbette sürekli, çünkü bir insan olasında aklı selim veya da eğitimli bir birey ya da bir köken aslında uyarılmaya muhtaç değil aslında. Ama maalesef eğitim sisteminde büyük zaafatlar, hani büyük eksikler var aslında. En büyük eğitim ailede başlıyor. Ya kesinlikle. Çünkü aileler de yani birçok aile bilinçli şu an, birçok aile robotlaşmış halde mesela özellikle. Çünkü geçim sıkıntısı, barınma sıkıntısı, bununla uğraşırken bunu aslında ilgilenemiyor. Yani bu alanı kaçırıyor. Dolayısıyla kaçırdığı için bugün bunlar gerçekleşiyor. Hani çocuğun bırak eğitimli hangi güzel okulda okuyabilir değil aslında. Şu an insanlar bunu düşünemiyor. Ekonomi olarak ya da bütçeye hangi okul uygun, hangi kıyafet uygun, hangi araç gereç uygun onu düşünüyorlar. Evet. Şimdi bunu düşünen bir zihniyet ya da düşünen bir ortamda sağlıklı bir eğitim sistemi bekleyemeyiz. Dolayısıyla branşlardan tut, sınıflandırma. Mesela ben kız çocuğum daha bu sene ilkokula yeni başladı. 60 kişilik bir sınıfta okuyacak mesela. Ve bu sınıfın %80'i Suriyeli. Hani dışlamıyoruz hadi ya da ırkçılık, ayrımcılık değil aslında. Hani kendi ülkende yabancı bir ortamda okuyorsun. Aslında normalde onları yabancı çekmesi gerekirken benim çocuğum çekiyor. Baba diyor her taraf Suriyeli. Gerçekten 60 kişilik bir sınıfta, düşünün bir de 60 kişilik diyorum yani böyle bir eğitim, böyle 20. yüzyılda hani 60-70 kişilik, 80 kişilik sınıflar var. Evet. Benim çocuğum orada okuyacak ve %80'i de Suriyeli. Şimdi gelin bunun içerisinde eğitim sistemi dört dörtlüğü diyemeyiz. Ya da çok iyidir de diyemeyiz. Dolayısıyla eğitimsiz bir toplum ya da eğitimi tam almamış bir toplum idrak edemez. Bugün olduğu gibi eğitimle mesela atıyorum sağlıktan tut, ekonomik kriz var, insanlar görmüyor. Aslında insanlar şu an alışveriş yapıyor ya da burada dışarıdalar ya, aslında bilinçli bir şey değil bu. Adamlar diyor ki nasıl olsa ben para biriktiremiyorum, param gün gün eriyor diyor, ev alamıyorum, araba alamıyorum, hiçbir şeye sahip olamıyorum, bari iyi biçim diyor. Evet kesin. Günümü yedim diyor. Tamam mı? Ya da giyinip kuşanayım diyor artık. Yani bundan başka bir şey gerçekleşmiyor. Yani bugün adam mesela 20 binde, 30 binde maaş alsa para yetmiyor. Yani bir şey alamıyorsun. Kesinlikle. Ya bugün bir ev almak hayal olmuş. Bir araba almak hayal olmuş. Yani bir kendine ait bir dünya oluşturmak. Ya bir kahve, içilen bir kahveyle kullanılan bir telefon lüks olarak gözüküyor. Kesinlikle lüks olarak gözüküyor. Çünkü zihniyet bu. Yani çünkü aslında bugün kendini hani bir statüde görmek isteyen, bir yere getirmek insanlar farkındaysa daha lüks şeyleri tüketmeye çalışıyor. Çünkü zemin olarak ona elverişli değil aslında ama kendini öyle var etmeye çalışıyor. Toplumda öyle yok ve kendini hani bu şekilde var etmeye çalışıyor. Bir kahve tüketmek, düşünün ki bir kahve tüketmek lüks olmuş. Görülüyor daha doğrusu. Atıyorum bir cep telefonu şu an mecburi aslında, bir lüks değil. Şu an bir araba da bir lüks değil. Yani şu an İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsam bir araç muhakkak şarttır. Yani bir iş yeri gibidir. Ama insanlar onu lüks olarak görüyor. Çünkü neden? İşte eğitim dedik ya. İşte eğitimli, yani eğitimsiz bir ortamda bu zihniyetin doğması normaldir. Ve en acı durum şudur. Kimse buna idrak etmiyor. Daha doğrusu kimse işine gelmiyor. Ha bugün bunları konuşmak, iktidarda kim olursa olsun, yönetimde kim olursa olsun bunu söylemek lazım. Bugün ciddi bir kriz var. Her alanda. Sosyal yaşamda, aktivitede, atıyorum ekonomide, sağlıkta, eğitimde her yerde sorun var.
Sorun varsa bunu dile getirmek lazım. Bunu ilaki tabulaştırıp ya da yandaş bir şeye çevirmenin manası yok. Biz konuşunca ne değişecek ki değil. Hayır, bir çok şey değişir aslında. Aslında bilinçli olsalar, bugün konuşsalar atıyorum 1000 veya 1 milyon bir insanın konuşması bir şey değiştirmeyebilir. Ama 85 milyon insan var. Hadi bunu 15 milyondan bahsedelim. 15 milyonu konuşsa her şey değişir. Kesinlikle her şey değişir. Hani 70 milyonu bir kenara bırak, 70 milyonu. 15 milyonu konuşsun ya da birlikte hareket etsin. Örneğin mesela bu normal şartlarda dünya literatüründe de sosyal eylemler, protestolar, ama bunlar sosyal haktır. Bugün mesela atıyorum yakıta her gün zam geliyor. Bir kontak kapatmak, tamam mı? Bir vatan hainliği değildir aslında. Kırmadan, dökmeden protesto etmek. Çünkü gerçekten normal bir haktır bu, çünkü her gün zam mı olur? Her gün yakıta zam mı gelir? Ya da yiyecek içecek zam mı gelir? Her gün tekere zam mı gelir? Yani her gün, yani artık insanlar eskiden atıyorum senede bir bilirdi ne geleceğini, şimdi her gün geliyor. Bunu dile getirmek lazım, bunu bir yerlere atıyorum gerektiğiyle uğraştırmak lazım, gerekse eylem yapmak lazım, gerekse protesto yapmak lazım. Yani bunlar sosyal haktır aslında. İnsanlar buna ne, yani ne değişebilir ki diyorlar aynı şekilde. Çok şey değişir. Zaten ne değişir ki diye mantığıyla yola çıkıp aslında bugün her şey olduğu gibi bıraktılar, daha doğrusu gizli kötüye bıraktılar. Maalesef sonuç ortada. Yani acı gerçek. Gerçekten şu an ben bile hani çoğu zaman öyle dışarı çıkarıp hani bağırmak istiyorum. Hani herkese onu söylemek istiyorum ama insanlara artık şey yok. Yani insanlar üç maymunu oynuyor şu an. Kör sağır dilsiz yani. Şu an adam kendi gerçeğini söylemek istemiyor. Tamam mı? Çünkü dayatılma öyle. Yani şimdi konuşan, kendi fikrini beyan eden bir insan ya içeri alınıyor ya sorguya alınıyor. Çoğu insan kimi sicilinden korkuyor, kimi günlerce de aylarca yıllarca içeride kalacağından korkuyor. Bir şekilde insanlar korku salmış durumda ve insanlar konuşmuyor. İnsanlar kendi arka planında tutuyor. Maalesef durum da bu şekilde gerçekleşiyor. Yani söylenecek çok şey var. Fazla da vaktinizi almayayım. Yok, çok teşekkür ediyorum yorumlar için. Çok sağ ol abi. Rica ediyorum. Tekrardan kolay gelsin. Rica ediyorum. Eyvallah.